Benim diyecek başka bir şey yok. Kimsenin de kimseyi bence eleştirmeye hakkı yok. Gönül bu. Burada da yaşanan göz önünde yaşanıyor. Türk örf ve adetine aykırı hiçbir şey yok. Bu kadar diyebilirim. Adnancığım, iyi misin canım? İyiyim sen. Hadi gel. Gel, seninle ilgili de görüntümüz var hem. Evet, Adnan bu evin neşesidir, direğidir, eskisidir diyoruz. En çok şakalaştığımız adayımızdır diyoruz. En çok da dert dinleyenlerden biridir yahu. Öyle değil mi? Marco Paşa'sıdır aynı zamanda yani. Dert de dinler Adnan. Biraz zaten daha yine onun patlamasıydı. Efendim canım? Biraz da daha yine onun patlamasıydı. Yoksa Didem'le aramızda bir sıkıntı yok. Yok, gayet iyisiniz. Didem'le de konuştuk. Gayet iyisiniz. Daha da iyi olacaksınız. O kafanıza taktığınız şeyler, ufak şeyler geçip gidecek. İnsanlar sizin mutluluğunuzu gördükçe. Bu haftanın birincisisin. En beğenilen damat adayısın. Bunu unutma. Şimdi, evet, dert dinleme pozisyonundaki Adnan'a bir bakalım. Şimdi hangi çiftin ayrı ayrı dertlerini dinlemiş? Yolun başında bin kere ayrılıyorsunuz, sevgiden bahsediyorsunuz, birbirinize kullanılabilecek en ağır şeyleri bana söylüyorsunuz. Deme. Tamam, birbirinize demeyeyim, hadi sen gene ilk defa konuşabildin o gün. Ama sana bu kadar kolay mı o cümleyi edebilmek? Değil Tuğçe. İşte onu. Ya değil, senin değil bir tabii ki de. Var, benim dostum. Duymam çok acı zaten. Bu kadar kolaysa sana bu cümleyi edebilmek? Ve bu kadar kolay affedebiliyorsan önüne değil gelen ama herkes sana bu şekilde yapmış. Kadar büyükmüş Didem. Affedemezsin, yediremezsin kendine. Ya bu kadar sevdiğim adam nasıl bana bu cümleyi eder dersin? İşte hazmedemezsin. Sarılmazsın ama. Tamam, sarılmazsın. İçin içini yer belki ama sarılamazsın. Hepimizin i̇şte kişiye içinde. Göre değişiyor demek ki, anlık bir tepki vermiş. Ve havle vela hiçbir şey ya, demiyorum. Değil mi? Tamam. Hiç boşuna nefesini tamam. Yorma. Bu kız bunu hazmetmiş ki tamam demiş. İçinde okey tamam, demiş kabullenmişsin ki. Olayın sen. Geçmesinin ardından sen da onlar da bir ilişki yaşadılar yani. Doğru biz tepki veriyoruz biz, burada biz de, ama kendimiz onun yerine tepki. Onun vermesi gereken tepki biz senden daha çok verdik burada Tuğçe. Farkında mısın? Aynen. Hazmetmediysen o sözü duyduğun günün ardından gelip burada ilişki yaşayamazsın Tuğçe. Aşk oyunu oynadınız burada. Akın'ı eleştirdik ya, madem bunları biliyordu, madem hazmetti niye ortaya çıkardı diye. Sen madem hazmettin o zaman neden her gün gelip burada ilişki yaşadın? Tamamen haklıyken haksız durmanız düştüğünü çok iyi görüyorum. Ve bu sabah senin gülümseyerek anlatmama rağmen yine aynı tepkileri gördüğümü görüyorum. Ve ben artık Tuğçe'nin beni sevdiğine inanmıyorsun istiyorum. Peki ben bu filmi bir kere daha net görmüştüm bir karar ama. Verir misin acaba, bitti mi? Bittikten benim sonra geldi konuşalım. Bir şey daha soracağım. Evet. Kullanıldığını hissediyor musun? Hı? Tam anlamıyorum. Hissediyor musun bunu? Ne demek istediğimi anladın? Kullanılmak ne demek? Yani ne yani? O anladım. Şöyle kullanılmak. Bu kötü ya da iyi anlamda. Ne, hı, ne almak istiyorsan alabilirsin. Ben içten şunu düşünüyorum. Başından beri kendini ifade edemeyen, susan, onun duygusuz olduğunu 14 kişi söylediğinde bir kişi böyle kalbine vura vura savunurken şimdi benim sevgime inanmadığını söylüyor ya. Demek ki o aralarda bu böyle bir şeyin altına girmişim ben, topun altına. Onu hissediyorum. Ya artık. Ben hep söylüyorum, sorguladım senin bunu. Söylediğin tek yanlış kelime bütün okları böyle 180 derece çevirip tek bir kelime yüzünden sen suçlu adam. Evet, tamamen suçlu. O mağdur kız pozisyonunda. Şu ana kadar yaşadığım neydi? Ben onun gözünde her fırsatta ona koşan, değer veren, yani işte ne bileyim, bir şeylerle mücadele eden bir kadın mıyım? Yoksa masum rolü yapan, işte onun dediği gibi halka oynamak kelimesi de çıktı. Böyle bir kadın mıyım? Benim böyle bir derdim yok. Gerçek bir duygum olmasa bunun peşinden gitmem, burası o kadar zor ki. Sizin gerçek duygunuz olmasa, geçen bunu kime söyledim hatırlamıyorum. Bu kadar kalabilir miydiniz burada ya? Yok. Bu kadar mücadele verebilir miydiniz bir şey tutmasa? Ama bak biz de çok büyük sorunlar yaşadık. Tamam onu diyorum, bir ve şey ben tuttu işte, anladın mı? Yok şu, bu sorunlardayken ne tuttu bizi biliyor musun? İnanç. Gerçekten ama yapabiliriz inancı. Ama ben inancımı inancı. Yitirdim işte ve bana i̇şte, bu koyuyor. Ağlamak istemiyorum sana dedim. Ağlamak istemiyorum ama insan atamıyor içindeki o şeyi, duyguyu. Çok yoruldum ya, gerçekten yoruldum. Evet, en sonunda bu bir toplamaydı, farklı bölümleri alınmış. Tuğçe derdini kızlar evine anlatamıyor.
Akın kızlarla dertleşiyor. Tuğçe de en sonunda Adnan'a başvuruyor. İşte gözyaşlarını ve hislerini anlatma konusunda. Başlayayım mı Seda Hanım? Başla bence. Bir de Akın'ın kullanıldım dediğini biliyor muydun? Hayır, yeni duydum. Yoruldum diye bitti VTR. Kullanıldım gerçekten... iyi ya da kötü anlamda diye başlıyorum. İyi dinlediyseniz onun cevabını öyle verin. Bir saniye. Yoruldum diye bitti VTR ve gerçekten inanın çok yoruldum. Neyle suçlandığımı bilmeden ben yani söyleyeceğim artık çünkü tutmayacağım içimde bazı şeyleri. Bana dışarıda da hala suçlamaları var kendisinin. Benim hani bana söyledikleri onlar bunlar hiçbir şey önemli değil. Yani dediniz ya hani ilişkiye üçüncü kişiler dahil ediliyorsa o ilişki değildir diye. Değil. Bana o bunu dedi, şu şunu yazdı, bu bunu söyledi falan diye gelen bir adam. Bak bu kadar şeye rağmen bu örneği gururla veriyorum Didem ve Adnan örneğini. Çünkü bütün Türkiye biliyor zaten. Adnan her zaman Didem'in yanındaydı. Bir erkeğin iyi de kötü de biri bir şey dediğinde kadının yanında olması lazım. Ben buraya gelirken sandım ki o evlenilecek bir adam ama o sıradan bir erkekmiş. Anlatabiliyor muyum? No. Ne olduğumu ortaya koyacakmış, neye dayanarak, kimin sözlerine inanıyor, kim bu adama yazıyor, yastalar da bana da yazdılar. Bu adamın dışarıda sevgilisi var diye. Ben artık bunun altında bir şey arıyorum. Bir insan bu kadar incitilmez, bu kadar kırılmaz. Kullanılmaksa ben kullanıldım burada. İnanın buna ben kullanıldım Seyda Hanım. Ama bundan sonrası için böyle bir şey istemiyorum. Asla duygularımın kirletilmesine ve kullanılmasına izin vermeyeceğim. Gram sevgim kalmadı. Niye yaptın? Üzüntümden yaptım Seda Hanım. Çok özür diliyorum ondan. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bana söylediği kelimeleri ben burada söylemeyeceğim ama. Doğru, haklı. Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Bir ilişki var. Bazı algılar var. Ben yenik düştüm. Ama şunu yaptım. Yenik, aşk acısı zarar vermek istedim. Yenik düşmeden önce bazen şunu yaptım ama. Duyduğum varsa da evet belki sormamam gerekiyordu. Bu benim huyumdur. Bunun için özür dilerim ondan. Ona sordum önce. Bak ama bu kız var ya. Bu onu yıprattı. Saklayacak bir şey olsa burada bunu söylemez. Sevgilisi var dışarıda dendi. Bu onu yıprattı. O onunu. O bana sormamış mesela. Ben sordum. Kafamda soru işaretleriyle gezdim. Haftalarca dertleştim. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? Sordum, çabaladım, ettim, kavga ettik, patladık. En sonunda bu raddeye geldik. Birbirimize zarar vermeye başladık. Hep olmayan başladık bir şeyle suçlandım Seda Hanım. Evet, İnanın birbirimize çok zarar vermeye başladık. Yemin ediyorum benim çok yoruldum. Benim tek bir hatam var. Şu masada ağladığım gün her şeyin önüne bir duvar koyup ikimizi birazcık sakinleştirebilseydim bu haddelere gelmezdik. Keşke ben de yapsaydım. Kendi güvensizliğim yüzünden bu hale düştüm. Estağfurullah. Ben, hayır ben güvensiz bir adam oldum. Evet, bunun farkındayım. Çünkü aşk bunun insanı nedeni, zayıf yapıyor. Bunun nedeni hepimizin yumuşak karnı evet, biliyorum. Maalesef böyle oldu. Ama onun, işte onun Seda Hanım'ı o kadar çok sevdim onun, ki biz tartışırken bile elim sürekli yüzündeydi. Burada onun, gerçekten ben hani onun beni neyle suçladığını. Şekilde, herhangi bir şekilde çizgisine vesairesine şu an asla ve asla bir cümle kurmuyorum. Ben sana bir şey Allah, söyleyeyim mi? Allah hatta biliyor ikimiz musun? İçin de kötü hayırlı bile bitse Akın. Doğru söylüyorsun. Ben şuna inanırım bir sana erkekte. Sana hakkımı helal etmiyorum. Dertleştiğimizde Tuğçe'yi çok güzel bir noktaya getirmiştim. Hani bunların yaşanabileceğini, bunların onlar için bir sınav olduğunu, bu evde bunların yaşandığını, bundan daha büyük şeylerin yaşandığını, evet olduğunu söyledim. Ve kendisine izah etmeye çalıştım ve daha güzel olmaya başlamıştı. Tuğçe'nin tavrı biraz daha yumuşamıştı. Düne kadar inancım vardı çünkü Adnan. O mesajı görene kadar inancım vardı. Akıdan dedim sabredemedim. Ki... Ben güvensizliğime yenildim sadece, hepsi bu. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.